Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Garik Israelyan isimli ünlü bilim insanı, uzaylılarla ilgili heyecan verici, bazı açıklamalarda bulundu. Israelyan, zeki uzaylılarla 10 yıl içerisinde tanışacağımızı iddia etti. Israelyan'a göre, uzaylılarla ilgili yapılacak yeni keşifler, insanlığı sarsacak kadar etkili olacak. Dünyanın en popüler tartışma konularından, bir tanesi olan uzaylılar, kimilerinin varlığına inandığı, kimilerinin ise inanmadığı fenomenler olarak, sık sık karşımıza çıkıyor. Bazı bilim insanları ise, bu konuda farklı görüşlere sahipler. Dünya dışı yaşamla ilgili, bazı yeni açıklamalar yapan Dr. Garik Israelyan, uzaylıları ölmeden önce göreceğimizi, söyleyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü bir bilim insanı olan Israelyan'a göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde, uzaylılarla ilgili önemli keşifler yapılacak. Yapılacak olan keşiflerin, insanlığı derinden sarsacağını söyleyen bilim insanı, bu keşifle birlikte, zeki uzaylılarla tanışabileceğimizi açıkladı. Israelyan'a göre, uzaylılarla tanışamasak bile en azından onların varlığı, artık net bir şekilde gün yüzüne çıkmış olacak. Dr. Garik Israelyan'ın uzayla ilgili açıklamaları, sadece uzaylılarla ilgili değildi. Ünlü bilim insanı, NASA'nın kısa bir süre önce, Kızıl Gezegen Mars'a gönderdiği, Perseverance isimli uzay aracı ile ilgili de, açıklamalarda bulundu. Mars yüzeyinde, mikroskopik canlı arayacak olan bu aracın, aradığını bulma ihtimalinin, %10 olduğunu ifade eden Israelyan, bunun spekülatif ancak iyi bir oran olduğunu söylüyor. Bu arada NASA'nın yeni Mars görevi, sadece bu gezegendeki mikropları aramayı içermiyor. Araç, Mars'ın iklim ve jeolojik yapısı üzerinde de, incelemeler yaparak bazı örnekler toplayacak. Toplanan bu örnekleri, dünyaya getirecek olan Perseverance, bu sayede Kızıl Gezegen'in daha çok keşfedilmesinin önünü açacak. Perseverance, 18 Şubat 2021 tarihinde Mars yüzeyine ulaşmış olacak. Bu robot Mars yüzeyinden toprak parçacıkları toplayacak, onları tüpler içerisinde muhafaza edecek. Bu tüpler daha sonra bir şekilde, tekrar dünyaya gönderilmek üzere Mars yüzeyinde bırakılacak. Perseverance ayrıca, Kızıl Gezegen'in coğrafyasını analiz edecek ve, astronotların ileride nasıl oksijen üretebileceğini test edecek. Oksijen, ileride hem yakıt hem yaşamı sürdürmek için, kullanılabilecek. Ek olarak, drone benzeri bir helikopter robot ile birlikte, gönderilecek. Bununla birlikte Mars yüzeyinde, ilk uçuş testi yapılmış olacak.